Yeni başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Antalya Spor sezonun 33. haftasında yeni Malatya Spor'u 3-0 mağlup ederek Avrupa'ya bir adım daha yaklaştı. Süper Toto, Süper Lig, Lifter, Küçük Konya'da sezonu 33. hafta karşılaşmasında Antalya Spor'umuz Evkur Yeni Malatya Spor'u 3-0 mağlup etti. Takımımızın Antalya Stadyumu'nda oynadığı sezonun son maçı orta alan mücadelesi şeklinde başladı. İki takım da ilk 20 dakika içinde pozisyon yaratmayı başaramadı. Maçın ilk tehlikeli şutu 21. dakikada Hamilton'dan geldi. Top az farkla avuta çıktı. 23. dakikada Hamilton'un ortasına Mevlüt Erdinç ayak koydu ama top yine az farkla avuta gitti. 29. dakikada hakeme itiraz eden Bifom'a kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Antalya Sporumuzun daha baskılı göründüğü ilk 45 dakika müthiş bir golle sona erdi. Harun Alpsoy ceza alanı dışından mükemmel bir vuruşla topu 90'a gönderdi ve Antalya Sporumuz ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ilk pozisyon beraberliği kovalayan konuk takımdan geldi. Kalecimiz Ferhat güzel bir kurtarışla gole izin vermedi. 55. dakikada Antalya Sporumuz farkı 2'ye çıkardı. Harun'un pasından topla buluşan Mevlüt Erdinç topu filelere göndermekte zorlanmadı ve takımımız 2-0 öne geçti. 65. dakikada Ferhat Kaplan'ın oyuna hızlı soktuğu top Hamilton'la buluştu. Arka direğe yaptığı ortaya dokunan Mevlüt Erdinç Antalya Sporumuzu 3-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında bu sezon ilk kez forma giyen oyuncularımız Tarık Çamdal, Erman Herman, Vardar ve Sergen Yatağan'da oyuna dahil oldu. Mücadelenin geride kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalya Sporumuz Evkur Yeni Malatya Sporu 3-0 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı. Trabzonspor finansal fair play şartlarına uymadığından dolayı Avrupa'dan men cezası ile karşı karşıya geldi. Eğer Trabzonspor Avrupa'dan men cezası alırsa Antalya Spor Ligi 6. sırada bitirmesi halinde de Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Yeni başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.